sohbete geçeceğiz. Günün en çok merak edileni Abdülkadir Selvi'nin yazısıydı elbette. En çok konuşulanı diyelim. Levent Kök, hoş geldiniz. CHP Ankara Milletvekili bizlerle birlikte. Teşekkür ederim. Günaydın. Tabii çalışmalar yoğun. Artık 25 gün kaldı galiba, değil mi? Aşağı yukarı, evet. 25 gün kaldı diye hatırlıyorum. Tabii ki bu baskın seçimin baskınlığı ortamında yoğun bir çalışma temposu içindesiniz. Size kolaylıklar diliyoruz öncelikle. Sağ olun. Bir baskın seçimin gelişi de yaşanışı da, o süreci de hep tartışmalı geçiyor tabii. Bu arada iptal olma ihtimali gündeme getirildi, daha doğrusu tartışılıyor. Pek olası mıdır değil midir bilmiyorum ama Abdülkadir Selvi bugün yazmış. Bir bakalım yazıya. Aynen. Buradan başlayalım sohbete. Şimdi Abdülkadir Selvi'nin yazısında yarın Anayasa Mahkemesi'nde CHP'nin başvurusuyla Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek olan hüküm iptal esas görüşmesi yazılmış ve seçimler iptal olacak mı sorusunu gündeme getirmiş Abdülkadir Selvi. Evet, diyor ki yarın bütün gözler Anayasa Mahkemesi'nde olacak. Seçenekler, kaç seçenek sunuyor? 3 seçenek var iptale ilişkin, olur mu olmaz mı şeklinde. O ne tür kararlar çıkabilir Anayasa Mahkemesi'nden diye baktığımızda CHP'nin başvurusunu esastan inceleyip reddedebilir. Anayasa Mahkemesi kısmi iptal kararı verebilir. Ve CHP'nin başvurusu yerinde bularak tüm maddelerinde iptal kararı verebilir diyor. Ve bu noktada kime sorduysam Anayasa Mahkemesi'nin kararı seçimleri iptal edebilir mi sorusuna kime sorduysam yok olmaz öyle şey dediler ama burası Türkiye, dikkatli olmakta fayda var diyor Abdülkadir Selvi yine de. Bir bulandırma çabası mıdır değil midir bilmiyorum. Teknik olarak CHP'nin başvurusunun seçimi iptal etme olasılığı var mı Sayın Gül? Şimdi biz ittifak yasası diye bilinen yasanın kimi maddelerini Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Bu ittifak yasasının en önemli maddelerinden bir tanesi, bildiğiniz gibi ittifak yapan partilerin %10 seçim barajını aşmış sayılmalarına ilişkin önemli bir hükümdü. Esas önemli hüküm budur Semra Hanım, o ittifak yasasındaki en önemli hükümlerden bir tanesi budur. Biz bunu iktidar partisinin yapmış olduğu bu hamleyi diğer partilerle kuracağımız ittifaklar için sıfır baraj getirme şansı doğuracağı gerekçesiyle ve nihayetinde zaten öyle bir uygulamada gittiğimiz için Anayasa Mahkemesi'ne götürmedik. Dolayısıyla en kritik maddesi o %10'luk baraj dilimidir. Yani ittifak, sıkıntı orada. Sıkıntı oradadır. Bu ittifak yapan partilere %10 barajının dışında tutan bir maddedir bu. Onun dışında diğer maddeler şimdi az çok kafamda hemen şekillendireyim sizlerle. Örneğin aynı binada oturan yurttaşların farklı sandıklarda gösterilmesi ya da dün YSK'nın önceki gün aldığı bir karar gibi sandıklardaki seçmenlerin başka sandıklara taşınması, mühürsüz oyların geçerli sayılması gibi maddeler, Cumhurbaşkanlığı zarfıyla, oyuyla milletvekili için oy kullanacak oyun aynı zarfa konulması gibi maddeler Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Yani bu maddelerle ilgili Anayasa Mahkemesi'nin yapacağı bir değerlendirme seçimlerin genel hükümlerini etkileyeceğini ben düşünmüyorum. Aslında bunlar yürütmeyi durdurma istemli açılmış davalardı. Anayasa Mahkemesi bu konuda bir yürütmeyi durdurma da vermedi şu ana kadar. Dolayısıyla iktidar partisi belki gelişen tablo içerisinde bir telaş içerisinde olabilir. İşlerin kendilerine göre iyi gitmediğini öngörebilirler. Doğal olarak Anayasa Mahkemesi'nin kimi üyelerinin de hatta pek çok üyesinin iktidarın etkisi altında olduğunu düşünmek de mümkündür. Ama Anayasa Mahkemesi açtığımız bu maddelerle ilgili vereceği kararlar çerçevesinde bir seçimlerin iptaline dönük bir tasarrufun ortaya çıkacağı, bir tablonun ortaya çıkacağını ben öngörmüyorum. Tabii siz bir hukukçu olarak hukuken normal koşullarda yorumlar yapıyorsunuz ama burası Türkiye deyip başka bir şey bekleme ihtimali olur mu? Çünkü şöyle deniyor, ince korkuttu, seçimi kaybedecekler, onun için de seçime gitmemenin yollarını arıyorlar deniyor mesela. Evet. Şimdi tabii Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararla meclisin verdiği bir seçim kararının iptali söz konusu değil. Yani seçimlerin ertelenme kararı ya da iptal kararını ancak meclis alabilir. Yani Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olacağı iptal kararları, muhtemel iptal kararları ya da vermeyebilir. Bu yasanın bu teknik kısımlarıyla ilgilidir.
Bunlar da her biri aslında süreç içerisinde telafi edilecek boyutunda olan konulardır. Ben işin esasına mesul olacağını düşünmüyorum. Evet, ilginç tabii. Evet. Peki siz mesela sonuçta artık siyaseten meclisteki kulislere bakamıyoruz ama evet, elbette ki etrafta, vatandaşta, yurttaşta yankısını görüyorsunuzdur sağ çalışmalarınızda. Evet. Hakikaten AKP'nin zorda olduğunu tespit edebildiniz mi siz de? Şimdi elbette İktidar Partisi her zaman bir kurnazlık içerisinde davranmaya çalışarak, yaptığı hamlelerle, işte muhalefete sıkıştırarak, zamanı çok daraltmak suretiyle, Milliyetçi Hareket Partisi'nin attığı pasları işte güya onları değerlendirmek suretiyle hamleler yaptı ama bu hamlelerin hepsi beyhude Semra Hanım. Sahaya çıktığımız her anda, ilk andan itibaren öyle bir tablo oluştu ki Türkiye'de İktidar Partisi ve MHP'nin bloğunun karşısında gerçekten demokrasi isteyen, insan hakları isteyen, hukukun üstünlüğünü isteyen, adalet isteyen çok değişik siyasal görüşü ki herkesin bir anda bir ortak paydada buluştuğunu gördük. Örneğin bizim de ittifak içerisine gireceğimiz İyi Parti ve Saadet Partisi bunun çok canlı örnekleridir. Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ittifak çatısı altında, bir millet ittifakı altında buluşmayı da bu iktidar partisinin öngöremediği bir tabloyu Türkiye'ye sağladı. Yani insanlar değişik siyasi görüşleri de olsa bir beraber olabilme fırsatını yakaladılar. İktidar Partisi bunun böyle olacağını öngörmüyordu. Onlar sadece İktidar Partisi ve MHP kendileri ittifak yapabilir, diğer partiler ittifak yapamaz anlayışı içerisindeydiler. Ama gerek Saadet Partisi yönetimi, gerek İyi Parti yönetimi, elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncü rolüyle Türkiye'de kutuplaştırmadan arındırılmış, herkesin siyasi fikirlerinin ayrı olması ama en sonunda asgari müştereklerde buluşulabilecek bir ortamın yaratılmasına ön ayak olunacak bir çalışma yürütüldü. Bu bir siyasi, gerçekten genel başkanımızın da çok önemli bir siyasi mühendisliğidir. İnce ince örmüştür her türlü tabloyu. Bütün partilerle çok ciddi görüşmeler yapılmak suretiyle bir sıfır baraj konusunda bir görüşe varılmıştır. Örneğin ben diğer partilerin oy oranları hakkında bir değerlendirme yapmayı uygun görmem ama örneğin baraj sorunu varsa bir ittifaka giren partinin bu Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber girdiği ittifakla bu sorunlar aşılmıştır. Şimdi bu partiler neyi kazandılar? Geçmişte ya işte bu parti barajı aşamaz deyip oy vermeyecek olan kesimlerin de oyun alma olanağını elde tuttular. İşte iktidarı esas korkutan hamlelerden bir tanesi bu. Yani ittifak çatısı altındaki Cumhuriyet Halk Partisi'nde Millet İttifakı'nda buluşan partilerin her birinin oyu kıymetli, her bir artık oy da bir milletvekili olarak onlara dönüyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüyor. Şimdi yapılan incelemelerde ittifak çatısı altındaki bu tabloda iktidar partisinin bir kere mecliste çoğunluğu kaybettiği çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. İşte korku buradan başlıyor. Nedir korku? Cumhurbaşkanlığı seçimi bir yandan ama bir de parlamento var. Yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da artık oy oranlarının giderek düştüğü bir mecrada muhalefet partilerinin son derece halkı ikna eden, halkta karşılık bulan çalışmalarını hep beraber canlı olarak bizler de görüyoruz, duyuyoruz her yerde. Örneğin ben karış karış Ankara'nın kendi seçim bölgem olan ilçelerini geziyorum. Dün Bala'daydım, önceki gün Hayman'daydık, yarın işte Polatlı'ya gideceğim. Geziyoruz, her yeri geziyoruz, esnafı geziyoruz, pazarları geziyoruz. Yani herkes artık bu iktidardan gitmenin bir heyecanını yaşıyor. Ve bu tablo içerisinde gerek adayımız Sayın Muharrem İnce'nin performansı, mitinglerdeki yurttaşlarımıza kurduğu diyalog, vatandaşlarımıza verdiği huzur ve en önemli tablo budur. Huzura ilişkin iddiaları, vaatleri, diğer partilerin vermiş oldukları vaatler, muhalefet partilerin vermiş oldukları vaatler son derece ciddi bir karşılık buluyor Semra. Biz bunu görüyoruz. Elbette bunu AK Parti yönetimi de görüyor. Ve şimdi bir telaş içerisinde manipülasyonlara başlıyorlar. Bunlar bir beyhude çalışmalar. Şimdi halkın giderek kararlılığının arttığı bir tablo içerisinde görülecektir ki gerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde, gerekse parlamento çoğunluğu meselesinde muhalefet partileri son derece başarılı bir çizgi yakalayacaklardır. Ben Sayın Muharrem İnce'nin giderek artan bir grafik içerisinde ülkemizin Cumhurbaşkanı olacağına yürekten inanıyorum.
Evet, zaten sahaya baktığımız zaman acayip bir enerji oluştu. Evet. İyi bir tercih yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. Onu görüyoruz. Şimdi başlangıç noktasına dönecek olursak, AKP'nin yarattığı bir farklı rüzgar var işte, evet. Ve bazı yandaş gazeteler medya gücüyle beraber yönetmeye çalışıyor ama bu kez tutmuyor galiba. Evet, tutmuyor. Ve bunun sıkıntısını yaşadığı için kaçmaya mı çalışıyor? Şimdi elbette yani bir toplum ne kadar baskı altında kalabilir Semra Hanım? Yani ki Türkiye'deki binlerce, milyonlarca yurttaşımız demokrasiye aşık insanlar. Yani bu toplum çok zor dönemlerden çok başarılı geçmesini bilen bir toplumdur. Yani şimdi iktidar partisinin dayatmaları, kamu kaynaklarını kullanarak, devlet olanaklarını kullanarak kendi yandaş hem medyasını hem işverenini hem ihaleleri dağıtmak suretiyle kendi bir sermayesini yaratan bir iktidarın dayattığı politikaların halkta karşılık bulmadığı belli. Şimdi bu tablo içerisinde geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın Ziraat Bankası önünde kendini yakması boşuna, yakmaya çalışması boşuna değildir. Daha önce de biliyorsunuz bir süt üreticisi sütlerini banka önünde döktü. Yani ülkede milyonlarca kişi tüketici kredileri ve banka kredi borçlarından dolayı boğuşuyor. Türkiye'nin dış borçları inanılmaz oranda artmış durumda. Bu yıl 250 milyar dolar bir borcumuz var. Bunları ödemek durumundayız. Dolar durdurulamıyor. Doların geçen yılki ortalama Merkez Bankası'nın ve iktidarın hesapladığı rakam 3.17 iken şu anda dolar 5 lirayı buldu. 2020 yılında doların 5 lira olacağı farz edilirken şu anda doların 5 liraya ulaşması bütün dengeleri alt üst etmiştir. Bunun yansımalarını mazotta görüyoruz, benzinde görüyoruz ve bu zamlarla beraber bütün girdilerde çok ciddi oranda zamlar geliyor. İnsanlar perişan vaziyette. Yani bunlar ne anlatmaya çalışıyorlar? Yaptıkları köprülerden insanlar ücretlerini ödeyemedikleri için geçemiyorlar ama ben köprü yaptım diyor. Köprü yaptın da ne yaptın? Yap işlet devlet modeliyle yaptın. Bu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ve diğer köprülerde biz bir araç garantili yaptırdık bunları Semra Hanım. Yani biz bunları devlet kendisi yapsaydı çok daha ucuza mal olacakken şimdi geçmeyen araç ve taahhüt edilen araç yüzünden biz yaptırılan şirketlere dünyanın parasını ödüyoruz. Yani böyle bir tabloyu Türkiye'nin taşıması mümkün değil. Sanayi bitmiş durumda. Şeker fabrikaları kapatılıyor. Yapılan Cumhuriyet'in bütün değerlerini kapatan bir anlayış. Her şeyi satmaya çalışıyorlar. Meclisin son zamanlarında üst üste gelen bütün yasalarda ormanlar dahil her şeyin satışları öngörüldü. Niye? Bir kaynak yaratmaya çalışıyorlar. Tükendiler, bittiler. Yani bir kaynak yaratamıyorlar. Kaynaklar tükendi ama Türkiye'nin devasa sorunları da büyüdü. Bu tablo herkese fert fert etkiliyor. Levent Bey, büyük ustalık dönemi geliyormuş. Evet. Şimdi tabii böyle bir ifade ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İşte kalfalıktı, çıraklıktı, ustalıktı derken şimdi büyük ustalıkmış. Şimdi esas büyük ustalığı Türk milleti gösterecek. Türk milleti bu yaşadığı seçimlerden sonra kendisine dayatılan her türlü tehdide, baskıya karşın işte bence Türk milletinin esas ustalık dönemine geçireceği seçim dönemine yaklaşıyoruz. O ustalık dönemi Recep Tayyip Erdoğan değil, demokrasiye aşık milyonlarca Türk insanının bir ustalık dönemi olacaktır. Bu ustalık döneminde öyle bir hesaplaşma yapacağız ki artık çok basit gerekçelerle insanların tutuklandığı bir Türkiye değil. Cumhurbaşkanı hakaret eden herkesin tutuklandığı bir Türkiye değil. Aydınların, yazarların, gazetecilerin tutuklandığı... Demokrasinin ustalık dönemi olacak. Evet, demokrasinin ustalık dönemi olacak. Hürriyetlerin ustalık dönemi olacak. Türkiye buna aşık, Türkiye bunu arz ediyor. Türkiye böyle bir tablo içerisinde yoluna devam etmek istiyor. Bakın bugün ben de mecliste birazdan bir görüşme yapacağım. Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyet geldi Türkiye'ye. Bizlerle görüşecekler. Yani Türkiye ile ilgili bütün uluslararası kuruluşlar, herkes diken üstünde Türkiye nereye gidiyor sorusunun cevabını aramaya çalışıyorlar. Türkiye'nin iyiye gittiğini anlatmaya çalışacağız onlara. Yani Türkiye merak etmeyin diyeceğiz. Yani Türkiye'de bu baskılar var, bu sizin de tespit ettiğiniz olaylar var ama Türkiye iyiye gidiyor. Türkiye'de çünkü yurttaşlarımız bu iktidarın despot yaklaşımlarından bıkmış durumda. Ben merkezde televizyon açtığın zaman sürekli bunları görmekten bıktı artık insanlar. Gazetelerde bunları görmekten bıktı. Artık yeni bir iddia ortaya koyamıyorlar. Neymiş? Yapacaklarmış. Ne yapacaklarmış? Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaatlerini anlatıyorlar. Yani şimdi ne olacak şimdi bir hafta sonra emeklere birer maaş
biner lira ikramiye verilecek. Bu kimin projesiydi Semra Hanım? Yani geçen 2015 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ben her bayramda emeklilere birer maaş ikramiye vereceğim dediği zaman ayağa bu iktidar kalkmadı mı? Bu kaynağı nereden bulacaksın demedi mi? Şimdi ne yapıyorlar? Önümüzdeki hafta içerisinde emeklilere 1000 lira veriyorlar. CHP haklıymış verebiliyormuşuz evet, diyorlar. Yani eksik veriyorlar. Daha fazlasını versinler. Daha fazlasını versinler. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin projesi. Neymiş? İşte taşeronlar kadroya geçme meselesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiası değil miydi? Yani bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin projelerini çalarak iş yapmaya çalışıyorlar. Çünkü halk bunları gördü, benimsedi ama iktidar partisine elinin ters ettiği politikaların ne kadar gerçekçi olduğu ortaya çıktı. Şimdi artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok önemli ve gerçekçi ayakları yere basan bir tekrar bir seçim beyannamesi açıklandı bildiğiniz gibi. Yani burada bizim yine gerimizdeler. Yine gerimizde kalmaya devam ediyorlar. Yani bir aile sigortamız var ki biz Türkiye'de her yoksul ailede özellikle kadınların hesabına 1000 lira bir kere bir para vermeyi öngörüyoruz. Yine bu ailelere elektrik, su yardımı, çocuklarına üniversite bursları, yine gençlerimize genç kart vermek suretiyle onları her türlü kolaylıklardan yararlandıracak, toplu taşımdan yararlandıracak, internet ortamından daha fazla yararlandıracağımız, onların burslarının daha fazla belirleyeceğimiz bir beyanname açıkladık. Tarıma yönelik, esnafa yönelik, sanayicimize yönelik çok ciddi vaatlerimiz var. Tarım bir kere Türkiye'de çöken bir tablo. Yurt dışından ithal etmediğimiz ne kaldı Allah aşkına? Bakın dün Sayın Muharrem İnce Trabzon'da bir yemek tarifinde bulundu. O yemek tarifindeki bulunduğu bütün ürünlerin hiçbiri Türk ürünü değil. Böyle bir yaşanabilecek bir tarımı siz nasıl izah edebilirsiniz? Tarımı ayağa kaldırmak gerekiyor. Çiftçimizin bütün faiz borçlarını sileceğiz. Çiftçimizin mazotundan ÖTV ve KDV almak suretiyle bugünkü fiyatlarda 3 liraya onlara mazot verme olanağını yaşayacağız. Çiftçimize destekleyeceğiz. Gayri safi milli hasıladan tarıma ayrılan payı 2 katına çıkaracağız. Şu anda %1'dir, %2'ye çıkartmak suretiyle tarımı destekleyeceğiz. Tarımı bir kere ayağa kaldırmadan Türkiye ayağa kaldırmak mümkün değil. Türkiye'de 2 Trakya büyüklüğünde bir tarım alanı tarımdan kopartıldı. Hayvancılık desteklenecek, sanayici desteklenecek, esnaf desteklenecek. Bu esnafımıza 0 faizli krediler vereceğiz. Onlara ayağa kaldırmaya çalışacağız. Evsiz insanlarımıza 20 yıl vadeli 0,5 faizli kredili evler vereceğiz. Yani ödeyebilsinler diye %20 gibi 10 gibi peşinat da almadan vermeye çalışacağız. Yani yoksullarımızı bir kere bir ev sahibi yapmaya çalışacağız. Ve bütün iddiamız her evsizi mutlaka bir ev sahibi yapabilmek. Şimdi bu tabii bunların her birinin bir toplumda karşılığı var Semra Hanım. Bunları vatandaş heyecanla bekliyor. Evsiz vatandaş ev sahibi olmayı bekliyor. Üniversite öğrencisi yurt sorunun çözülmesini, burslarının daha düzgün bir hale gelmesini bekliyor. Esnafımız kredi alabilme olanağını bekliyor. Herkesinden ciddi bir heyecan var, bir yükselen bir dalga var. İlgi de var. İlgi de var. Biz bunu her yerde görüyoruz. Evet, şimdi 7 Haziran'ı hatırladım. 7 Haziran'da hakikaten yurttaşlar bankalara gidip sormuşlardı ne zaman olacak bunlar diye CHP'nin vaatlerini. Tabii topluma anlatma, baskın seçim olduğu için anlatmak için hızlı bir trafik var. Siz de o trafiğin içindesiniz. Kısa bir araya gidelim. Bir reklam aramız var. Hayır. O reklam arasından sonra devam edelim. Bu arada tabii yurdun bir kupürü var. Onun üzerinden de bir sorum olacak size. Şimdi tatil, tabii baskın seçim olunca tatilciler iptaller oldu ama %75'miş 8 Temmuz iptalleri. Hı-hı. Daha %100 olamamış. Evet. O yüzden herhalde onu da bir vurgulamak lazım. Tabii. İkinci tur dan söz ediliyor çünkü. Tabii. Kısa bir aradan sonra devam edelim sohbetimize. Evet sevgili izleyiciler, çayımızı kahvenizi alınız lütfen. Ramazan iftarını bekleyenler için Allah kabul etsin diyelim ama orucunu tutamayanlar için de çayınızı kahvenizi alınız lütfen. Bizden ayrılmayınız, biz buradayız, devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Milletvekili Levent Kök'le beraber yayınımızı sürdüreceğiz. Şimdi Levent Bey, bir sıcak gelişme var. Moody's'ten bir kötü haber var. Onu bir yansıtalım. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü diyor okuduğum haber. Türkiye 2018'de 4, 2019'da 3,5 büyüyeceği belirtilmiş ve şimdi bu rakam 2018'de 4 yerine 2,5, 2019'da 3,5 yerine 2'ye indirilmiş. Büyüme tahminini Moody's Türkiye'nin düşürdü deniliyor. Sevgili izleyiciler, bir kötü haber ekonomiyle ilgili. Tabii seçimden sonra düzelteceğiz dedi Erdoğan.
Seçimden sonra nasıl olacak? Zor bir durum, zor bir süreç. Siz de ifade ettiğiniz dolardaki artış, o dalgalanma zor kontrol altında yani tutuluyor. Şimdi bir yönetim anlayışı düzeltebileceği bir iş varsa önünde, bunu seçimden sonra erteleyebilir mi? Yani böyle bir hakkı var mı bir kere? Yani bir kere yurttaş yangına dönmüş bir ekonomi. Yurttaş diyor ki ne olacak bu ekonominin hali? Recep Tayyip Erdoğan diyor ki seçimden sonra düzelteceğiz. Yani ne demek istiyorsun sen yani? Ben şu anda elinde erk mi yok? Kanıtını kararname mi çıkartamıyorsun? Onu mu yapamıyorsun? Ne seni bağlıyor da yapamıyorsun? Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Şu anda yani, sonuçta. Halkı aldatmasınlar yani. Bu halk böyle bu tablo içerisinde yalan söylenecek bir tablonun ne kadar sürdürülebilirliği var? Her gün rekor diyoruz dolara, rekor evet. diyoruz. 5'e doğru gidiyor sonuçta. Tabii şimdi bakın ekonominin ne kadar kırılgan olduğunu bir kendimiz içimize saklasak da işte uluslararası kuruluşlar, kredi derecelendirme kuruluşları bunları görüyorlar. 16 milyon yoksulu var Türkiye'nin. 16 milyon yoksul. Herkes yatağına aç giren insanların olduğu bir tabloda siz söylediğiniz yalanlara kim inanır zaten ya? Böyle bir tablo olabilir mi? Bunlar %7 büyüdük diyorlar. İşte bakın tablo ortada. Yani Türkiye'nin biz büyümesini arzu ediyoruz ama yalan söylemesinler. Bir kere doları bozdurun, Türk parasına çevirin diyorsun. Sen ne kadar dolarını bozdurdun Recep Tayyip Erdoğan? Kaç liranı bozdurdun? Daha önce de aynı şeyi yaptılar. Dolarınızı bozdurun, Türk lirasına çevirin diye. Dolarını bozdurup Türk lirasına çevirenler bugün mağdur oldu. Yani sen onların mağduriyetini giderebiliyor musun? Yani böyle bir süreci yönetememenin sıkıntılarıdır bunlar. Bunlar bütün kredi derecelendirme kuruluşları tarafından da elbette görülüyor. Üzüntü verici bir manzara. Yani bu konuda bizim gerçekten bir yurttaş olarak üzülüyoruz. Yani biz Türkiye'nin iyiye doğru gitmesini isteriz ama özellikle bir cumhurbaşkanının da iktidarı elinde tutan bir partinin genel başkanının da ben seçimlerden sonra Türkiye'deki bu sorunu düzelteceğim demesi külliyen yalandır. Bu tam bir iflastır. Böyle bir iddianın hiçbir geçerliliği yoktur. Senin elini tutan mı var? İkna edici de değil. Aynı siçtir kişinin lafa bakılmaz. Ben bir yurttaş olarak derhal düzeltmeni bekliyorum. Niye yapmıyorsun? Yapmıyorsan suç işliyorsun. Görevini kötüye kullanıyorsun. Bu bir ihanettir Türkiye'ye. Türk lirasının değeri elbette yani. Gayet tabii. Türk lirasının bu kadar değersiz kılan bir anlayışın ben daha 25 gün daha bekleyin ondan sonra düzelteceğim diyecek bir durum olamaz. Derhal yapmanız gerekir bunları. Derhal düzeltmeniz gerekir. Böyle saçma sapan bir söz olabilir mi? Evet, 25 gün sonra seçimle evet. zaten herhalde bunun yanıtı verilecektir yurttaşlar tarafından. Bu arada seçimle ilgili bir ilginç durum ortaya çıktı. İki turlu ilk kez olacak ya, Türkiye evet. alışkın değil iki turlu seçime deniliyor idi. Yurt Gazetesi'nin kupürünü bir getirelim ekranlarınıza. Tur operatörleri platformu sözcüsü Cem Polatoğlu'nun değerlendirmeleri var Yurt Gazetesi'nde. Seçim dönemi için önceden yapılan erken rezervasyonlarla ilgili son bir haftada çok sayıda iptal ya da erteleme talebi aldıklarını söylemiş sevgili izleyiciler sözcü. Ve rezervasyonlarda 24 Haziran için iptaller %100'e vardı. Şu an itibariyle erken rezervasyon yaptıran tatilcilerin %75'i 8 Temmuz için iptal kararı verdi. Şimdi bu da tabii ki gözleri 8 Temmuz'a çeviriyor. CHP'nin Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in değerlendirmeleri var yine gazetede görüyorsunuz. 8 Temmuz'da yapılması beklenen ikinci tur seçimlerinin göz önüne alınarak planların yapılması, tatil planlarının yapılması evet. gerektiğini ifade etmiş Özgür Özel'de. Şimdi burada herhalde yurttaşlarımızın duyarlılığı da yüksek. Ben etrafımda evet, öyle gözlemliyorum. Evet, evet. Ama yine de bir sıkıntı var galiba 8 Temmuz'la ilgili ne dersiniz? Şimdi şöyle onu değerlendirmek mümkün. 24 Haziran'daki birinci ilk yapılacak olan seçimle ilgili herkes kararını vermiş durumda. Bir yurttaşlık görevini eksiksiz yerine getirmek için sizin de haberinizde belirttiğiniz gibi bütün rezervasyonlar iptal edilmiş durumda. Yani herkes evinde olacak ya da nerede olacaksa olacak. Oy kullanacağı yerde olacak. Oy kullanacak yerde kullanacak. Yani tatilde olmayacak kimse. Bu ikinci seçimin yapılacağı tarih olan 8 Temmuz'la ilgili de herkese birinci turda bir görelim anlayışında ben mümkün olabileceğini öngörüyorum. Yani o birinci turdaki sonuçları görerek bence diğer o geri kalan kesimde 8 Temmuz'a kadar yurttaşlık görevlerini eksiksiz yerine getireceklerdi diye ben düşünüyorum. Öyle de olacağını göreceğiz. Yani eğer bu seçimler ikinci tur bir safhasına girdiği andan itibaren tatile gitmeyi düşünen diğer o %25'lik kesim de bence hiç düşünmeden
iptal, o havayı hissedecek. İptal edecekler ve gereğini yapacaklardır. Biraz erken mi buluyorsunuz o yüzden bu yargının? Sanırım yani bir doğal bir beklenti olabilir insanlara. Hele bir birinci turu görelim bir beklentisi insanlarda oluşmuş olabilir. Ama %75 dahi gene büyük bir rakamdır. Ben geri kalan kısmında ilk tur inşallah Sayın Muharrem İnce seçilir. Herkes yine rahatça tatili yapma olanağı bulur 8 Temmuz'da. Ama ikinci tura iki adayla gidilen ikinci tura kalındığı takdirde diğer yurttaşlarımızın da eksiksiz görevlerini yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Öyle olmalıdır. Türkiye tarihinin en kritik seçiminde şimdi herkesin en başta yapması gereken daha huzur dolu tatiller için, daha güzel bir Türkiye için görevini yapmaktır. Bence o yurttaşlarımız da görevlerini yapacaklardır. Evet, diliyoruz ki tabii ki evet. O duyarlılığın olduğunu da tahmin ediyorum ben. Peki tekrar değerlendirmemize dönecek olursak, şimdi Sayın Gök, şöyle bir şey var bu kez zannediyorum. Her parti sonuçta seçime katılan her parti kendi söylemini, bildirgelerini açıkladı. Bugün Meral Akşener de açıklayacak Ankara Arena'da. Evet. Her parti açıkladı. Aşağı yukarı biliyoruz ne söylendiğini. 16 senedir bu ülkeyi yöneten bir parti aynı vaatleri tekrarlamaya evet. başladı. 16 seneden evet. sonra buna tanık olmaya başladık. İşte Süleyman Demirel'in açtığı üniversiteyi yeniden açtıklarına evet. tanık olmaya başladık. Evet. Biz açtık dediklerine tanık olmaya başladık vesaire. Şimdi buradan bakınca değişenleri de görüyoruz ama şu da var, değişmeyen de konsolide de olmuş bir kitleden, bir ötekileştirilmiş kitleden de söz ediliyor. O kırılmayı sağlayabilecek mi bu kez muhalefet diye merak ediyorum. Yani o Cumhur İttifakı diye kendini bir yere koyan ve kitleyi konsolide etmeye çalışan bir uslubu da sert evet. ve hırçın olan bir seçmen kitlesi ne ulaşılabiliyor mu? Tüm çabamız o. Tüm çabamız bütün herkesin bir kere öncelikle görüşlerine herkesin saygı duyuyoruz. Yani biz öyle iktidar partisinin Cumhurbaşkanı'nın yaptığı gibi insanları ötekileştirmeden, yani bizden olanlar iyi, bizden olanlar kimi zaman hain gibi nitelendirmelerde bulundular biliyorsunuz. O Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli tarafından söylenen bu ağır sözlerin her birini biz bir kenara bırakıyoruz. Bizim açımızdan AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili bütün kardeşlerimiz de her biri bu ülkenin insanlarıdır. Herkesin elbette inandığı değerler vardır, fikirler vardır ve bunların her biri kendi içinde çok saygındır. Biz bütün yurttaşlarımızın her birini bir kere ifade özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne saygı duyuyoruz. Bunun altını çizelim. Biz kimseyi AK Parti'ye oy verdi diye ya da Cumhur İttifakı'na oy verecek diye bir kenarda tutamayız. Tam tersine onları anlamaya, kazanmaya ve bizim de varsa eksiklerimizi gidermeye çalışırız. Bu anlayış içerisinde genel başkanımız da hepimize talimatıdır. Özellikle kendimizin oy aldığı, muhtemel oy aldığı bölgelerde değil, çalışmalarımızı ağırlıklı olarak daha göreceli olarak geriden geldiğimiz bölgelerde yoğunlaştırıyoruz. Gezdiğimiz her yer böyle. Yurttaşlarımıza birebir temas kurmaya çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Onları dinlemeye çalışıyoruz. Hı hı. Varsa bizden beklentileri onları alarak hem eleştiri hem öz eleştiri çerçevesinde bir görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bunların çok yararı oluyor. Elbette bu bir zaman isteyen bir tablodur ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kadroları şu anda sahadadır. Herkes elinden geleni yapan bir anlayış içerisinde zamanı çok iyi değerlendirmek suretiyle önemli çalışmalar yapıyorlar. Biz de bu çalışmalara eksiksiz katılıyoruz. Ben örneğin bugün Mamak'ta böyle bir çalışmayı sürdüreceğim. Yarın Polatlı'da olacağım. Yani yurttaşlarımıza ulaşabilmek için ilçeleri geziyorsunuz, köyleri geziyorsunuz. Tabii, yani bütün arkadaşlarımız aynı şeyi yapıyorlar. Bütün adaylar aynı yapıyorlar. Ve yaparken de hedef kitlemiz bize oy vermeyen kesim. Bunlarla bir diyalog kurarak kendi görüşlerimizi anlatıyoruz. İktidarın yanlışlarını anlatıyoruz. Elbette kendi görüşlerini ısrar edenler oluyor ama kimseyi biz kendimize bir düşman gibi görmüyoruz, bir hain gibi görmüyoruz. Tam tersine onları da ülkemizin birer saygın vatandaşı olarak görüyoruz. Ve onlara da diyoruz ki görüşleriniz buysa biz görüşlerinize saygı duyuyoruz diyoruz ve ayrılıyoruz yanlarından. Mesela bu kadar basit. Şu açıdan merak ettim. Şimdi her sabah ben havuz medyasının manşetlerine evet. de bakıyorum, gazetelerine, yandaş gazetelere de bakıyoruz. Orada özellikle CHP'yi, HDP, PKK evet. ve FETÖ gibi böyle bir suçlayıcı evet. başlıklarda haber görüyoruz. Yani evet.
yaklaşımları, daha doğrusu seçim atmosferindeki saldırıyı görüyoruz evet. bir anlamda. Hani size de mesela sorular geliyor mu bu anlamda? Şimdi, böyle bir yönlendirme yapıyorlar bir suçlamayla beraber. Şimdi tabii bunlar kendi aslında suçluluk telaşlarının bir ürünleri. Bunu herkes görüyor. Yani artık toplumun pek karşılığında olmadığını ben görüyorum bunların. Hı hı. Yani FETÖ'yü yaratan, himaye eden, kollayan bir iktidarın, Recep Tayyip Erdoğan'ın kalkıp dönüp de muhalefete siz FETÖ'cü demesi kadar saçma sapan, inandırıcı olmayan bir söz olamaz. Zaten kendisi ifade etti, ben FETÖ'yle görüştüm diye televizyonlarda konuştu. Şimdi bir ortalıklarda bir video dolaşıyor. Keşke ben onu size yayından önce verseydim de yurttaşlarımıza gösterebilseydik. Fethullah Gülen'in bir konuşması var. Sayın Muharrem İnce ifade etti ya, siz dedi parti kurarken Fethullah Gülen'le görüştünüz mü diye. Dava açtı hakkında ama aynı gün Fethullah Gülen'in bir videosu ortaya çıktı. Hı hı. Yani benim televizyonumda, telefonumda kayıtlı. Orada Fethullah Gülen diyor ki, bana geldi diyor, parti kurmak istediğini ve yardım istediğini ifade etti diyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı yalanlayan bir Fethullah Gülen var. Yani Fethullah Gülen bana geldiğini ifade etti diyor. Şimdi bunlardan tabii bunların hepsi birer gerçek. Bunlar görüşler, bunlar beraberdiler. Ne kadar bunlar, iç içe olduklarını. Bunlar beraber yürüdüler bu yollarda. Türkiye'nin başına musallat olan bu örgütü bunlar beraber kurdular. O zaman her şey iyiydi. Muhalefeti sindirmek için iyiydi. Solu yok etmek için iyiydi. Sosyal demokrat, Türkiye'nin ilerici insanlarını, aydın insanları yok etmek için tam bir işbirliği yapıyorlardı. Çıkar birliği yapıyorlardı. Biz meclisten bu FETÖ örgütüne dikkat edildiğiniz zaman bakanları bize hakaret ediyorlardı. Fethullah Gülen'e kimse bir örgüt diyemez. O çok saygın insan diye. Onlar bize hakaret ediyorlar. Üzerimize kavga çıkartıyorlardı. Şimdi bunların her biri kayıtlarda var. Bu ama 15 Temmuz gecesi de bu meclisin üzerine düşen bombalar var. Ölen 250'ye yakın yurttaşımız var. Bunların birinci derece sorumlusu İktidar Partisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi bu hesaptan kurtulmak öyle basit değildir. Bu hesabı kurtulmak için yandaş medyanın bir algı yönetimiyle yaptıkları bu tablonun tutmadığını biz görüyoruz. Tutmayacaktır da. Herkes kimin neyle ne olduğunu biliyor. Hayatında bir kere bile Fethullah Gülen'le karşılaşmış olan Cumhuriyet Halk Partileri'ne karşı ben görüştüm diyen Recep Tayyip Erdoğan'a elbet bu tablo içerisinde vatandaşın bakış açısından ne olacağını zaten önümüzdeki günler bize yaşatacaktır. Göreceğiz. Göreceğiz tabii bu tabloyu tabii. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sizin de programınız yoğun. Gittiğiniz yerlere de selam götürün diyelim. Şöyle, bugün tabii üzücü bir hadisemiz de var. Dün bir askerimiz şehit oldu. Ankara'ya değil mi? Haymana'ya evet, gelecek. Ankara Haymana ilçesinden Sarıgöl köyünde bir asker kardeşimiz şehit oldu. İkindi namazında da onun töreni yapılacak. Ben de iştirak etmeye çalışacağım. Hem ailesine başsağlığı diliyorum, hem ulusumuza başsağlığı diliyorum ve ölen kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatın bu koşturmacası içerisinde ülkesi için feda eden insanlarımız da asla unutmamamız gerekiyor. Ve onlara karşı bu vesileyle ruhları şad olsun. Görevlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Tüm şehitlerimize bir kez de Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Levent.